Evet sevgili izleyiciler, şimdi stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Haluk Vahapoğlu. Efendim hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk. İzleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Sağ olun efendim. Şimdi koronavirüsünü konuşuyoruz. Can almaya devam ediyor. Bu salgın yayıldıkça insanlar üzerinde etkisi, tabii vatandaşlarımız, ülkemizde de korkuya neden oluyor. 491 olarak belirttik son açıklanan kayıp sayısını. Bu virüs nasıl yayıldı, nasıl ortaya çıktı? Önce bunu konuşmak istiyorum ben sizinle. Tabii bu konuyu gündeme getirmeniz çok önemli. Basının çok önemli bir rolü var toplumu bilgilendirme konusunda. Fakat bir şeye dikkat etmemiz lazım. Terminoloji çok önemli. Virüs yayılıyor dediğiniz zaman bu tam gerçeği yansıtmıyor. Virüsün bir yere yayıldığı yok. Başka ülkelerde görülen hastaların hepsi, hemen hepsi ki bunlar 70-80 kadar hasta, Çin'den giden hastalar, hasta iken gidenler, gittikleri ülkelerde bir ya da iki kişiye bulaştırmış olabilecekleriyle ilgili bilgi de var. Fakat daha sonra yayılmıyor ve o sekonder enfeksiyonlar çok hafif geçiyor. Dolayısıyla bu salgının herhangi bir yere yayıldığı yok. Bu konuda öncelikle Çin halkına, fedakarlığı dolayısıyla, bizleri de koruduğu için, kendisini de koruduğu için Çin hükümetine elbette ki teşekkür etmeliyiz, onları yüreklendirmeliyiz, onlara destek olmalıyız. Bir noktayı daha açıkladıktan sonra sizin sorunuza geçmek istiyorum. Ülkemizde de bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığı'nın vaktinde aldığı tedbirlerle herhangi bir vakayla karşılaşılmamıştır. Hiç kimsenin hiçbir şekilde endişe etmesine gerek. Zaten Fahrettin Koca devamlı açıklama da yapıyor Sağlık Bakanımız. Tabii, bu konuyla ilgili bilgilendirme de Türkiye için hiçbir endişeye şu anda gerek yok. Zaten gittiği hiçbir ülkede de yayılmıyor, yayılamıyor. Böyle bir şey yok. Yayılma diye bir kavram yok. Ülke içinde olan vakalardan bahsediyorsunuz o zaman. 490. Hayır, bunlar Çin'de olanlar. Ben şimdi diğer ülkelerde görülen vakaları bahsettim. Şimdi Çin'e gelelim. Koronavirüsler bizim aslında, koronavirüsler dediğimiz zaman böyle genetik varyasyonu fazla olan çok sayıda virüsten bahsediyoruz. Ve yeni yeni varyasyonlar da ortaya çıkabiliyor. Çünkü bunlar zoonoz dediğimiz hayvan taşıyıcıları olan virüsler. Hayvanlarda taşınıyorlar. Orada bir takım değişikliklere uğruyorlar. Bize bulaşabiliyorlar bazıları. Biz aslında koronavirüslerin bilinen bazı 3-4 tipiyle her yıl soğuk algınlığı dediğimiz son derece hapşırıkla, burun tıkanıklığıyla geçirdiğimiz işte biraz can sıkıntısına sebep olan basit bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu koronavirüsler bazen kendileri burun mukozamızı değil de alt solunum yolu, yani akciğerleri etkilediği zaman da ölüme sebep olabiliyorlar. Bu düşük bir olasılık. Ama bazı türlerinde mesela SARS'ta, MERS'te daha önceki seneler hatırlarsanız biraz ölüm olanları daha yüksekti. Nitekim onları bugün unuttuk. Bunu da yarın unutacağız. Şu andaki vaveyla kopartılan şeyi bir ay sonra belki de konuşmuyor olacağız. Çıkma sebebi peki neden Çin'den çıkıyor derseniz, çıkma sebebi Çin'de ki beslenme alışkanlıklarıyla ilgili. Çinlilerin maalesef, yani maalesef demeyeyim, toplumun geleneği, onlar da böyle besleniyorlar. Canlı hayvanlarla, yaban hayvanlarıyla bir beslenme zincirleri var. Bu maalesef işte, maalesef kısmı burada. Toplum içerisinde yaban hayvanlarından insanlara yeni gelişen mikroorganizmaların aktarılmasını, insanların temas etmesini ne sebep oluyor? Sebep budur. Çin'de görme sebebimiz bu. Fakat yayılması doğru değil. Kesinlikle yayılmıyor. Gerekli tedbirler alınıyor dediniz. Oralarda olduğu için yine zaten yayılması... Beslenme alışkanlıkları devam ediyor hala. Çin hükümeti engelleyemiyor. Bu yeni vakaların bir kısmını da büyük ihtimalle, yani şimdi ben Çin'deki vakaların yayılımına baktığımız zaman her gün 2000-2500 vakadan bahsediliyor. İnsandan insana bulaşan bir hastalık böyle olmaz. 2000 vaka, 4000, 8000, 16000 büyükle biz mesela grip hastalığını düşünün, engelleyebiliyor muyuz? Şu gün İstanbul'da inanın her gün belki 10.000 kişi hastanelerimize başvuruyor. İnfluenza, grip dolayısıyla. Amerika Birleşik Devletleri'yle ilgili birkaç şey söyleyeyim isterseniz. Griple buraya ilgili mi? Ona evet, gelmeyeceğim. Şimdi peki, bu gripten biraz sonra geçelim Vahapoğlu. Şimdi nasıl korunmak gerekiyor? Öncelikle bu önemli. Şimdi bu virüsün
ortaya çıkması ilk başladığında ben yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Bu anda hatta bu virüsü keşfeden, ortaya çıktığını belirten doktor da şu anda hasta ama ceza da almış. O detayları bilmiyorum. Böyle bir bilgi de var çünkü bana gelen. Baktım, inceledim. Evet böyle bir ceza da ama kendisi de şu anda virüse tedavi ediyor ve bu salgının önlenmesi için de yine açıklamalar geliyor. İkinci hastanede Şubat'ta açılıyormuş. Yani Çin hükümeti de oldukça iyi çalışıyor. Evet, en kısa zamanda. Evet, takdire şayan. Tabii kesinlikle haklısınız. Peki nasıl korunmak gerekiyor? Koruma yolları nelerdir? Şimdi biz toplumda çok yaygın gördüğümüz insandan insana bulaşan, insandan insana bulaşımı konusunda hiçbir şüphemiz olmayan, bunun bir belli efekti olan, mesela influenza gibi, mesela kızamık gibi, bu gibi hastalıklardan influenza'yı, gribi bahsedelim, korunma imkanımız hemen hemen yok. Çok zor. Toplumda çok süratle yayılıyor, mutlaka temas ediyoruz. Fakat bu öyle değil. Bu hayvanlardan insana, yani bir konakçısı olup da oradan bize bulaşan hastalıkların insanlar içerisinde arasında yayılma şeyi çok düşük. Ya hiç yok ya çok düşük. Dolayısıyla bunlardan korunma şansımız var. Bunlardan korunma şansımız bir kere kaynak olan hayvan ile, hayvan türleriyle ilişkiyi bitirmek, uzak durmak ya da işte gerekli tedbirleri almak. Hasta insanlarla temas etmemek, temas edecek olursak bir maske takmak ve eldiven kullanmak, el yıkamak diye öneriliyor ama ben el yıkama konusunun çok şeyim yok. Eldiven mutlaka bir sağlık personelidir hastaya temas eden. Eldiven kullanmasını öneriyorum. Belki bir değiştirebileceği koruyucu elbise de olabilir. Bu şeyden, yani bu koronavirüs türlerinden kendimizi koruyabiliriz. Ama bunu şunun için, yani Türkiye için söylemiyoruz. Hayır, genel anlamda konuşuyoruz. Şey, şimdi biraz abartılıyor. Biraz önce bir gazetede, adını söylemeyeyim gazetenin, şöyle bir küçük şey gördüm. Eşyadan da bulaşıyormuş. Yok öyle bir şey. İnsandan bulaştığı bile belli değil. Yani hatta insandan insana bulaşımıyla ilgili ciddi soru işaretleri aslında var kafamızda. Aslında uzmanlar hep söylüyor sizin söylediğinizi. Yani yeme alışkanlığı ile ilgili diye bir hayvandan... Evet, evet. Bir bölgenin sorunu bu. Çin'in bir bölgesinde maalesef bir temas var. Bir arkadaşımız bir espri yaptı. Ondan bahsetmekte fayda var. Çinli dostlarımızı, Çinlileri hani şey yapmamak, irite etmemek için de bu espriyi şey yapayım. Çinliler evet bizden farklı beslenme alışkanlıkları var ama 1 milyar nüfusu olan, daha fazla nüfusu olan bir topluluğu düşünün. Eğer onlar, arkadaşımız öyle söylemişti, eğer bu insanlar da bizim gibi sığır eti yeseydi dünya ne olurdu? Yani biraz da bunu hoş görmeliyiz o toplumun geleneklerini ama herhalde devletleri de bazı tedbirleri alacaktır. Yeterli derecede tabii elinden gelen tedbirleri alıyorlar. Türkiye'de gereken yardımları yaptı. Evet. Çin'le bu konuyla ilgili görüşmelerimiz de orada. Orada basın mensuplu arkadaşlarımız da bize bilgileri hep aktardı. Ben şimdi Amerika'ya geçmek istiyorum. Peki. Biraz önce bahsettiniz. Amerika'da da grip salgını var. 34 eyalette 20 binden fazla kişi, yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin, hayatını kaybetti. Şimdi bu yılki rakamları tam açıklamadılar fakat geçtiğimiz yılı söyleyebilirim. Yani geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik CDC'nin rakamları bunlar. 34 bin kişi öldü. Hastalandı demiyorum. 10 milyon hasta, 34 bin kişi öldü. Şimdi 450 insanın kaybedildiği, tabii ki hiç kimse kaybedilmesin ama riskle 34 bin kişinin öldüğü bir risk kıyaslanabilir mi? Hangi ülke güvenli sizce? Bana sorarsanız Çin daha güvenli böyle bakılırsa eğer. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Bundan bahsetmem lazım. Peki ne oluyor da biz Amerika'yı ya da başka ülkelerde, her yerde var influenza. Bu kadar vaveyla kopmuyor da Çin için kopuyor. Bu nasıl yönetiliyor bu iş? Ben onu soracağım. Bunu soracak mısınız? Lütfen merak ediyorum. Şimdi Çin için bu kadar tüm basın... Vaveyla kopar, evet. Aynen. Fakat Amerika'da bu kadar kişi oluyor ve çok basın bültenlerini de görmüyoruz. Çok açıklamalar da gelmiyor. Bilim aleyhtarı bir şey söylemeyelim. Bilgi üretmek bizim için ben de bir bilim işim, bilim üretmek benim, yazı yazmak, yayın yapmak falan, bundan çok keyif aldığım bir şey. Bu bizim sorunları çözmek için kullandığımız bir yöntem. Mevzu bilim değil, bilim üretmek değil. Mevzu üretilen bilimi kim yönlendiriyor? Böyle bir sorun var. Şimdi bunun cevabı çok açık. Maalesef birkaç tane çok büyük ilaç sektöründen büyük paralar alan, ciddi ilişkileri olan birkaç büyük dergi diyelim,
bilim dünyasını yönlendiriyorlar. Ve bu korkunç bir güç. Bu korkunç bir güç. Biz, ben endişe ediyorum, ülkemi hedef alsa ben ülkemi nasıl koruyacağım? Sesinizi duyuramıyorsunuz. Koskoca Çin sesini duyuramadı. Yani bunun devletler tarafından, ulusal devletler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini, kendimizi korumak için bu yönlendirilen bilime karşı, bilime karşı değil, yönlendirilmesine karşı tedbirlerin alınmasını önermemiz lazım. Biz özellikle ülke olarak tedbiri elden bırakmamaya dikkat ediyoruz. Yine haberlerde ve bültenlerde gördüğüm sabah grip aşısı kalmamış. Şimdi bir aşı tanımı yapmamız lazım. Aşı nedir? Hı hı. Aşı her şeyden önce bireysel bir korunma aracı değildir. Yani şu kişiyi korudum, yani bir antibiyotik gibi değildir. Aşı toplumsal bir korunma aracıdır. Aşı dediğimiz şey herhangi bir antijenin insana verilmesi değildir. Evet. Aşı dediğimiz şey bir salgın hastalığı, bir problemi olan toplumu o problemden koruma hadisesidir. Şimdi influenza aşılarının çok yaygın yapıldığı ülkelerdeki veriler bu aşıların maalesef toplumları influenza salgınlarından korumadığını gösteriyor. Artık bundan fazlasını ben söylemeyeyim. Anladım. Son olarak eklemek istediğiniz sizinle bu griple ilgili en azından vatandaşlarımıza uyarılarınız var mı? Ne gibi tedbirleri alsınlar? Vatandaşlarımıza uyarım şu. Bakanlığın tedbirlerine güvensinler. Bizim şu anda koronavirüs diye bir sorunumuz yok. Evet. Böyle bir şey olursa da herkes uyarılacaktır ve mutlaka tedbirlerimizi alacaktır. Böyle bir şey yok, olmayacak da. Çok rahat olabilir. Ama influenza, grip diye bir sorunumuz var. Grip maalesef her yıl çok sayıda ölüme sebep oluyor. Çok sayıda. Bu ölümler daha ziyade akciğer kalp hastalığı olan, yani daha doğrusu virüsün yardımıyla kolaylıkla zatürre gelişebilecek insanlar arasında oluyor. Bu tür vatandaşlarımızın sağlık sisteminden destek almaları, kendilerini kış aylarında belki maske gibi şeylerle korumaları, yani aşı yaptırma işinde artık hekimleri karar verir. Yapılabilir belki. Koruyuculuğu çok düşük ama gene de denenebilir. Fakat teması azaltmaya çalışmak belki bir çözüm olabilir. Öksürürken en ufak bir şüphede de hemen bir sağlık kurumuna gitmelerini süratle tavsiye ediyoruz. Çünkü yapabileceğimiz şeyler var. Onlara destek olabilecek bazı ilaçlarımız ve bir takım yöntemlerimiz var. Efendim çok teşekkür ediyorum ben gün ortasına katıldığınız için, değerli açıklamalarınız için. Sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Haluk Vahapoğlu bizlerle birlikte olduğu koronavirüsü ile ilgili ayrıntıları aktardı. Hemen ardından da Amerika'da yaşanan grip vakaları ile ilgili de bilgileri kendisine sorduk, aktardı bize ve gribe karşı hangi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Koronavirüsü ile ilgili bir şüpheli vakanın Türkiye'de olmadığını, halkımızın dikkatli olması gerektiğini ancak korkmaması gerektiğini de kendisi ekledi. Zaten Fahrettin Koca biliyorsunuz her gün bu konuyla ilgili ayrıntıları aktarıyor Sağlık Bakanımız ve bizi bilgilendiriyor.